Herkese merhabalar Fatoş'un Güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir turşu tarifi hazırladım. Can eriği turşusu yapacağız. E, buyurun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle eriklerimizi sirkeli suda ben yıkayıp beklettim. Ve daha sonra her bir eriğe 3 çizik atarak tüm eriklerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. 700 gram eriğimizi hazırlıyoruz bu şekilde. Yani 1 kilogram erik kullanırsanız 2 litrelik kavanoz olacak şekilde turşu elde edebilirsiniz. Benim biraz eksildi çocuklar biraz yediği için azaldı. 8 diş sarımsağımızı bu şekilde ben soymuştum ve tam ortadan olacak şekilde ikiye ayırıyorum. Sarımsaklarımızı da hazırladıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı limon tuzu kullanacağız. Yarım çay bardağı sirke, 5 yemek kaşığı kaya tuzu kullanacağız arkadaşlar. Ve kullanacağımız kavanozla ben suyunu ölçtüm. Bu şekilde yaparsanız tam ölçü yapmış olursunuz. Yani su miktarı 2 litrelik kavanoz olacak şekilde ben şu an sizler için hazırladım. 2 litrelik kavanoz için 1,5 litre su hazırlıyoruz arkadaşlar. Kullandığımız su arıtma veya kesinlikle damacana suyu olması gerekiyor ve hazırlamış olduğumuz suyumuzun içerisine 4 yemek kaşığı öncelikle ben kaya tuzunu ilave ettim. Daha sonra 1 yemek kaşığını daha sonradan ilave ettim. Tuzumuzu ilave ettikten sonra limon tuzu yani 1 yemek kaşığı da limon tuzumuzu ekliyoruz. Ve yarım çay bardağı sirkemizi de ilave ediyoruz. Ve tamamen eriyene kadar Erimeden kesinlikle e, suyunuzu turşunuzun üzerine ilave etmeyin arkadaşlar. Aksi takdirde tuzsuz olur. Tamamen eridikten sonra bir saat önceden de hazırlayabilirsiniz. Ve kalan bir yemek kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Yani toplamda 5 yemek kaşığı tepeli tuz kullandım arkadaşlar. Kaya tuzu olmasına dikkat edelim. Burada bir kopukluk olmuş arkadaşlar. Yani kavanoza yerleştirme aşaması kameram kayıtta değilmiş çok özür diliyorum rastgele hazırlamış olduğumuz eriklerimizi kavanozlarımıza yerleştiriyoruz aralarına eşit olacak şekilde zaten 8 diş sarımsak hazırlamıştık onları da ara ara yerleştiriyoruz farklı bir şey kesinlikle kavanoza eklemedim yani sadece sarımsak ve eriklerimizi ekledim ve üzerine geçecek kadar hazırlamış olduğumuz suyumuzu ilave ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şuna da dikkat edelim yani erikler kapağa değmeyecek su da aynı şekilde hafif bir yarım santim aşağıda kalacak yani kapağa değmeyecek şekilde olursa çok daha iyi olur kapaklarımızı sıkıca kapattıktan sonra serin bir yerde 15 gün sonra tüketebilirsiniz bu arada şunu da hatırlatayım arkadaşlar kullanacağınız erikler yani yumuşak olmayacak tam mevsimi iken Alıp bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Kısırlarınızın yanında veya yemeklerin yanında gerçekten muhteşem olur. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca şunu da belirteyim. Tekrardan özür diliyorum. Kavanoza yerleştirme aşaması için tekrardan erik alıp hazırlayacaktım. Fakat sokağa çıkma yasağından dolayı alamadım. Tekrar özür diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiler saygılar.